Merhaba arkadaşlar ben Kazım Hoca. Evet bugünkü videomuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuza başlayalım. Isı ve sıcaklık kavramlarını günlük hayatta çok sık kullanırız. Bu kavramları aşağıdaki ifadeler hangisi doğru kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Havanın ısısı mevsim normalen üzerinde. Is, havanın ısısı demek doğru mu? Havanın sıcaklığı demek lazım. Bu ifade yanlıştır. Ablamın vücut ısısı 38 derece. Bakın ısıyla sıcak aynı şey değildir. O zaman bu ifademiz yanlış arkadaşlar. Maddelerin ısı alışverişi yapması için ısıları kesinlikle farklı olmalıdır. Isıları değil sıcaklıkları farklı olması lazım. Bu ifade yanlış oldu. Ne yapmış olduk? Burada görmüş olduk. Isı transfer edilen enerjidir. Evet. ÖSYM'nin son yıllarda yaptığı tanım arkadaşlar budur. Isı transfer edilen bir enerjidir diyor. Masanın üzerinde bulunan cam bardak ile karton bardak ısıları farklıdır. Evet ısıları değil sıcaklıkları farklı dememiz lazım. Demek doğru kullanılır. ısı transfer edilen enerji ifadesini doğru olarak kabul edeceğiz. Gelelim ikinci sorumuza. Şekildeki yatay düzleme durağı. 3 m 2M ve M kütleli KDM M cisimlerini 3F, 2F ve F büyüklüğüne kuvvetler uygulandığında cisimler hareketsiz kalıyormuş. M cisimleri ile zemin arasındaki sürtünme kuvveti FK, F ile FM olduğuna göre bunun arası nedir? Yani cisimler herkes kalıyorsa o zaman bu cismi durduran kuvvet sürtünme kuvveti o zaman K'nın sürtünme kuvveti 3F'e eşit olmak zorundadır. O zaman 2F'in durdurması için 2 f e eşit bir sürtünme uygulanması lazım. Demek ki ikinci cisim arkadaşlar uygulanacak sürtünme kuvveti ne kadar? F'le kadar demek ki 2F olmak zorunda. Yine arkadaşlar bu cismi uygulayacak sürtünme kuvvetine kadar olmalı da? Bu cisme uygulayacak sürtünme kuvvetinde de tabi ki aynı cismin kuvveti değerine kadar O zaman cismin kuvveti neyse arkadaşlar sürtünme kuvveti o kadar diyeceğiz. O zaman K'nın sürtünmesi L'den, L'den büyük, yani de M'den büyük diyecek. Demek ki A şıkkı olarak ne yapmış olduk? İşaretlemiş olduk arkadaşlar. Gelelim buradaki sorumuza. Sürtünmeli bir ortamda K'dan serbest bırakılan bir oyuncak araba en fazla L'ye kadar çıkabilmektedir diyor. Bu ne gösterir? Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş, oyuncak arabanın K noktasındaki sahip olduğu enerjinin en fazla yüzde kaçıdır? Şimdi tabii K noktasında enerjisi ne kadar baktığımız zaman yerden yüksekliği ne kadar? 5 yaş. O zaman mg 5 yaş yüksekliği var. L'ye geldiği zaman ne kadar yüksekliği var? 3mgH. Demek ki burada ne kadar kaybımız var? 2mgH'lik bir kaybımız var. Ne diyor? sürtünmenin yaptığı iş kanıksız enerjisinin yüzde kaçıdır? Şimdi kaybettiği enerji 2 mgh değil miydi? K'daki enerjisi ne kadar? 5 mgh. O zaman mgh'lar giderse 2 bölü 5 kadar bir kaybı var. 2 bölü 5 tabii ki ne demektir arkadaşlar? Bunu 20 ile genişletirsek burayı 20, buraya 20 çarparsak kaç oluyor? 40 bölü 100 oluyor. O zaman %40'lık bir neyimiz var? Kaybımız var. Diyeceğiz burada. Geçelim başka bir sorumuza. MN MN miktarı eşit uzunlukta ipek iplerle e, serbest bırakında çekirdek bir dengede kalıyorlarmış. Buna göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi tabii ki burada bakın ikisi birbirini itmiş. M ve N miktarı kutup işaretleri eşit büyüktedir. Tabii ki kutup işaretlerinin eşit büyükte olduğunu bilemeyiz. E, çünkü bu bunu bu tarafa doğru iterken bu da bunu eşit kuvveti iter. Sonuçta hangisinin büyük olduğunu ne yapamayız yorumlayamayız. Sonuçta ikisi de ortak bir kuvvet uyguluyor. M, N mıknatısının ağırlıkları eşittir. Sonuçta açılar aynı olduğu için bu mıknatısın ağırlığı ve bu mıknatısın ağırlığı eşittir. Çünkü kuvvetler eşitse açıların eşit olması için kesinlikle ağırlıkların eşit olması lazım. M, N mıknatısının X ve Y kutupları N ve S'dir. Burası N, burası S. olursa ne yapar? Birbirini çeker. İktiğine göre bunların yan N, N olması lazım ya da CS olmasa onun için bu öncülü ne yapmıyoruz? Doğru kabul edemiyoruz. Cevabımızın burada bursa olduğunu görmüş oluyoruz. Gelelim başka bir sorumuza. Öz kütleleri sırasıyla DK, DL olan birbirine karışmayan kalye sıvılarının bulunduğu kabın içinde türdeş, x cismi konulduğu zaman şekildik ve dengede kalıyormuş. Cismin K sıvısına batan kısım yüksekliği HK yani şurasına HK demiş arkadaşlar. L kısmında batan kısmına HD HL demiş. HD'dir demiş. Bu kabın alt kısmında bulunan musluk belli bir süre açılıp bir miktar L sıvısı dışarı akıldı, akıtıldı, sonra musluk kapatılıyor. Buna göre HK, HL için ne söylenebilir diyor. Evet burada tabii ki sonuçta arkadaşlar bakın L sıvısından bir miktar gitmiş. HK ve HL kısmının yüksekliği ne olur? Sonuçta e, cisim dengesi bozulma cinsinin H ve H kare ne olması lazım? Aynı. Çünkü L sıvısının tamamı dökülmediği için H kalan kısmı, kısmının H kısmın değişme şansı olmadığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Çünkü ağırlığı eşit. Çünkü her ikisinin kaldırma kuvveti ağırlığı eşit olduğu için burada cisimden dengesini bozan bir durum oluşmadığını ne yapmış olduk? Görmüş olduk. O zaman cevabımızın burada edilme eşit olduğunu beraber algılamış olduk arkadaşlar. Gelelim buradaki sorumuza. KL aynaların önüne bırakılmış MT harflerinin bu aynadaki görüntüleri şekildeki gibidir. Bunu göre KL aynaların cinsi nedir diyor. Şimdi şuraya baktığımız zaman buradaki boyuyla buradaki boyun aynı olduğunu görüyoruz. Boyların aynı olması bunun nasıl bir aynı olduğunu söyleriz. Düzlem aynı olduğunu ne yapmış olur? Burada söylemiş oluyoruz. Burada ise bakın görüntü hem düz hem de kendisinden büyük. Düz ve kendisinden büyük a görüntü nerededir? Tabii ki çukur aynı olması. Çünkü çukur aynada görüntü neydi? Eğer odakla ayna arasında kendi cismin arka arkasında kendisinden büyük oluşuyordu. O zaman bunun ne olması lazım? Çukur ayna olduğunu yapmış olduk. Burada yine görmüş olduk arkadaşlar. E son sorumuza gelelim. Günlük hayatta karşılaştığımız bazı kuvvetler temas gerektirme, temas gerektirmeyen kuvvetleri bir ikiye ayrılır. Bunu aşağıdaki yargıların hangisi temas gerektiren bir kuvvetten biri değildir diyor. Temas gerektiren. Tahtaya ekşiyi temas gerektirir. Ekmeğin bıçak yerimizi, temas gerektirir. Kapı kolunu açmak temas gerektirir. Eğit hareket eden cisim için arkadaşlar temas gerektirir. Ama mıknatıs ve hareket ettiğimizde herhangi bir kuvvet etkisi yoktur. Çünkü manyetik kuvvet etkisi vardır. Demek ki bunda temas gerektirir. E, direkten kuvvet değildir diyeceğiz arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.